dostlar, Türkiye'nin Sesi Partisi Genel Başkanı Sayın Ayhan Bilgen'le öteden beri tanışırız. Kendisi siyasette duyarlılığı her zaman ön planda bulundurdu. Muhafazakar çevreyle hayatında aktivist dönemleri oldu. Siyasete girdi. HDP'de oldu. Tek bir kötü ses söylemeden ayrıldı. İlk röportajını da bize vermişti. Şimdi yeni bir aşamadayız. Onunla burada sohbet edeceğiz. Hoş geldiniz Sayın Bilgen. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Önce şunu söyleyeyim. Az önce tek kişilik partiler diye bir hazırlık yaptık. Biraz ironiyle birlikte. Türkiye'nin bu kadar kutuplaştığı bir dönemde, üstelik de başkanlık sistemi varken, yeni bir partiye ihtiyaç var mıydı? Yani biz siyasetin tıkandığını düşünüyoruz. Eski siyasetleri tekrarladığını düşünüyoruz partilerin. Partiler alışkanlıklarını değiştirmezlerse değişen dünyanın sorunlarına cevap üretemezler. Onun için de siyasal boşluk olur. Ben siyasette her zaman sosyoloji penceresinden bakarım. Toplum siyasete mesafeli ise, siyasetçiye güvenmiyorsa, siyasetin sorun çözemediğini düşünüyorsa her zaman yeni siyasete ihtiyaç vardır. Peki Sayın Bilgen, siz siyasette varsınız, yabancı değilsiniz. Olası sonuçlara da hazırlıklısınız ve uzun yol koşucusunuz. Buraya kadar tamam. Ancak şu çok kritik bir şey değil mi? Türkiye bir tercih yapacak ve bu tercihte mesela bu otoriter iktidarın değişmesi için size rol düşüyor. Evet. Eğer siz bunu engel olan tarafta olursanız millet diyecek ki yazıklar olsun Ayhan Bilgen. Bu riski alıyor musunuz? Biz tam tersini söylüyoruz. Diyoruz ki Türkiye'de sayıcı bir değişim olsun. Değsin. Yaşadığımız acılara, öfkemize, tepkimize değecek gerçek bir değişimden yanayız. Biz bunu çok net söylüyoruz. Biz değişiyormuş gibi yapmaya ya da işte sadece rozetlerin değişmesine, yüzlerin değişmesine, maskelerin değişmesine karşıyız. Biz ekonomik politik ilişkilerin, gelir dağılımındaki çarpıklığın, özgürlükler konusunun gerçekten toplum yararına değişeceği her türlü değişimi sonuna kadar destekleyeceğiz. Çok netiz bu konuda. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden sizle temas edenler oldu mu? Hayır, şimdiye kadar böyle bir temas olmadı ama biz hiçbir temasa kapalı değiliz. Ama muhalefet partileriyle temaslarımız var, oluyor, kimle oldu. Kimle görüşüyorsunuz? Yani ben tabii hani muhatapları açıklamadan şey ama şu kadarını söyleyeyim. Yani, resmi bir görüşme değil ama ben cezaevinden çıktıktan sonra bugün yani altılı masadaki partilerin yani işte dört tanesinin genel başkanıyla birkaç kez ama diğerlerinde de parti yönetiminden isimlerle görüşmeler yaptım. Mesela Kılıçdaroğlu'nun bu toparlayıcılığı, bu arayışı içerisinde ya Ayhan Bey gelin siz de bize soluk olursunuz. Önce bir şu masada oturun konuşalım. Daha zaten öyle bir mutabakat da yok ama sizin de buradaki varlığınız bize güç katar dese hay hay gelir otururuz der misiniz? Ya biz siyaseti tamamen zaten yani birlikte sorun çözme sanatı olarak görüyoruz. Yani kendimizde bir keramet falan görmüyoruz. Türkiye siyaset alışkanlıkları değişsin diye sahaya çıktık. Gayet tabii ama bizim de bazı önceliklerimiz var. Bu öncelikleri önemseyen bize yönelik her türlü nedir çağrıya... Nedir o öncelik? Biz tabii siyasette özellikle yani ekonomik politik değişimin önemli olduğunu düşünüyoruz. Neoliberal siyasete karşı olmak. Evet, bunu çok nedir? net kamucu musunuz? Evet, biz net kamucuyuz. Planlamadan yanayız. Öyle gizli elin, serbest piyasanın falan insanlığın sorunlarını çözebileceğini düşünmüyoruz. Kemal öyle Bey bir dönemden geçiyoruz. Son dönemde planlama yapacağım, neoliberalizme karşıyım diyor. İlginç geliyor bana. Kemal Bey söylüyor ama ortakları söyleyebilir mi? Masadaki diğerleri söyleyebilir mi? Bundan çok emin değilim. İnşallah söylerler. Peki, çünkü insanlığın ihtiyacı buysa kim söylerse iyi söyler, doğru söyler. Peki şöyle bir şey olsa mesela Sayın Kılıçdaroğlu aday olarak çıkacak durumda olsa ve dese ki Sayın Bilgen biz ekonomi politikada sizle hemfikiriz. Yani ben sonuç itibariyle neoliberalizme karşıyım, açık, net ve arkasından da ikinci maddeyi koyuyorum. Planlamacılık da yapacağım. En azından karma ekonomiye geçeceğim. Diğer konularda da zaten uzlaşırız. Onun Cumhurbaşkanı adaylığını destekler misiniz? Gayet tabii bizim hiçbir rezervimiz yok bu konuda. Türkiye'de Alevi olması engel mi? Tam tersine ben yani Türkiye eğer bir kişiyi ekonomi politikte ya da başka nedenlerde tercih ediyorsa, yani liyakatını yeterli görüyorsa, ülke sorunlarını çözeceğini düşünüyorsa, sırf Alevi olduğu için aday yapılmamasını Türkiye için bir kara leke olarak görürüm. Türkiye demokrasi için bir utanç görürüm. Yani bir ülkede eğer bir insan inancından dolayı o makama oturamaz diyorsanız siz o makamı ülkenin ortak makamı gibi görmüyorsunuz demektir. Sadece bir inanç grubunun, bir kesimin makamı gibi görüyorsunuz. Ben bu konuda çok net biçimde ifade ediyorum. Diyorum ki eğer masa ortakları da dahil olmak üzere söylüyorum. Yani Kemal Bey'in inancı üzerinden bir tartışma dolayısıyla adaylığına rezerv koyarlarsa diğer nedenler ayrı. O beni ilgilendirmez ama sadece Alevilik üzerinden rezerv koyulursa biz bu ayıbı gideremeyiz. Peki AKP'nin Kürtlerle yeniden bir köprü kurmaya çalışacağı kanaati nasıl hasıl oldu? Bilgi mi, tahmin mi,
kanaat mi nedir? Yani bir takım arayışların olduğunu biliyorum. Görüşmelerin, temasların, çalışmaların, kimle hazırlıkların. Kimle kim temas ediyor? Yani daha aslında yerelde temaslar bunlar. Kanaat önderleriyle bir nabız tutma. Kimi kastediyorsunuz kanaat önderi? Yani daha muhafazakar Kürt sivil toplum örgütleri. Aşiretler yani daha, falan evet, mı? Evet, evet. Biraz yerel aktörler üzerinden bir arayış. Ama bu bir yine hani sosyolojiye gönderme yapayım. Kaçınılmaz bir durum. Türkiye'de en dinamik seçmen kitlesi Kürtler. Yani siz Kürtleri yok sayarak falan zaten siyasette bir süreç yönetemezsiniz. Onun için Kürt muhafazakarlarıyla yakındınız. Yani bilirsiniz onları. Kürt muhafazakarlarının böyle bir eğilimi var mı? Yani ben hani onlarda iki eğilimin olduğunu düşünüyorum. Bir, yani sorunlarının ertelendiğini düşünüyorlar, ötelendiğini düşünüyorlar bir süredir. İnanç sorunu mu, kimlik sorunu mu? Daha çok kimlikle ilgili sorunları kastediyorum. O zaman HDP var. İnançla ilgili sorunlarla, kimlikle ilgili sorunların yarıştırılmasını bu kesim istemiyor. Yani ikisini birden savunuyor. Bunlar sonuçta farklı ihtiyaçlar, farklı talepler. Ama yani şunu görmemiz lazım ki Türkiye bir süredir daha tırnak içerisinde aslında hani Türk milliyetçiliğinin ana seyri içerisinde siyaset üretiyor. Dolayısıyla da burada yani bu kesimin başka bir siyaset arayışında ya muhalefet partileri umut verecek, yani o beklentiye cevap verecekler ya da iktidar yeniden onları kazanmak için bir takım hamleler yapacak. İktidar şunu mu yapıyor? Şey. Yani çaktırmadan el altından görüşmeleri sürdürüyor. Bir tarafta da yanında Devlet Bahçeli'yi tutuyor. Bir terazi mi yapıyor? Yani burada ben tabii bütün arayışın sadece iktidar partisinden kaynaklandığını düşünmüyorum. Bunu tırnak içinde Kürtler söylüyorum. Kürtler tarafından da arayış var mı? Kürtler tarafında arayış zaten var da ben daha ötesinde güvenlik bürokrasisinin de özellikle Suriye politikası dolayısıyla Türkiye'nin iç barışıyla dış güvenliği arasındaki basınç farkını kendisine dert ettiğini düşünüyorum. Derin devleti mi kastediyorsunuz? Yani ben çok hani devlet analizlerinde derin ve sığ tartışmasına girmem. Devletin evet. Bize göstermediği aklı mı diyorsunuz? Yani şunu kastediyorum. Orta Doğu'da kaos, çatışma devam ederse Türkiye'nin istikrarı, geleceği, güvenliği tehdit altındadır. Bu çok düz bir okumadır. Dolayısıyla sizin en uzun sınırınız olan ülke iç savaşa devam ederse siz ticaret yapamazsınız. En yakın komşunuzla güvende hissetmezsiniz kendinizi. Oradaki sosyolojideki krizler sizin sosyolojinizi de negatif etkiler. Bunlar peki neden çok basit HDP muhatap olmasın? Ben HDP'nin asla bu süreçte dışlanmasını doğru görmem. Hayır şey çünkü anlamda söylüyorum. AKP açısından niye muhatap olmasın? Yani o tabii iki tarafın tercihidir ama ben sanki bu sürecin iki ayaklı yürüyeceğini düşünüyorum. Daha çok güvenlikçi politikayla daha soyut, genel demokratik anayasa tartışmasının yürüyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla demokratik anayasada her yurttaş muhataptır. Bu özel olarak bir siyasal özneyle konuşulacak, tartışılacak bir şey değil. Devletin yurttaşına karşı ödevleri vardır, peki sorumluları vardır. Peki sizin bu denklemde yeriniz neresi? Siz aynı zamanda muhafazakar çevreyi bilen, orada da söz sahibi olan çeşitli dönemlerde birisiniz. HDP'de de üst düzey görev yaptığınız için herkesi, bütün muhatapları tanıyorsunuz. Siz neredesiniz parti olarak? Enver Bey, biz şöyle bakıyoruz. Bu sorun partiler üstü ele alınmalıdır. Ülkenin çıkarları bağlamında ele alınmalıdır ve toplum yararı üzerinden konuşulmalıdır. Ama parti konusunda siyasi bir sebebi partilerin, var. Gayet tabii siyasi partilerin oy hesabı olabilir. Geleceğe dair beklentileri vardır. Ama bu sorun bizim artık bir yere çekiştireceğimiz, buradan ne kadar oy kazanırız, bunu söylersek ne kadar oy kaybederiz kaygısıyla yaklaşabileceğimiz bir lükse sahip değil bence bu sorun. Kan akıyor. Her gün cenaze geliyor. İşte anneler çocuklarını istiyor. Çocuklar babalarının tabutlarına sarılıyorsa bizim siyasi kaygılarımızı bir tarafa bırakıp bu sorunu kökten, esastan çözecek hepimizin taşın altına elimizi koymamız lazım. Dolayısıyla ben bunu şöyle okumuyorum. Yani burada AKP böyle davranırsa Kürtlerden oy mu alır yoksa Türk milliyetçisi oyları mı kaçırır ya da HDP ya bu sorun çözülsün. Kimse bu sorun üzerinden bir daha istismar yapmasın. Bu sorun kimseye oy kazandırma hesabıyla ele alınmasın. Ben açık söyleyeyim, bu söylediğinizin iyimser bir bakış ama bugünkü siyasetin hakikatinde karşı olmadığını düşünüyorum. Niye? Şöyle olsaydı derdim ki bence doğrusu koalisyonların olduğu yapılar birbirlerini denetleme olanağı verir. Halbuki burada öyle bir durum yok. Türkiye'de anahtarı kim alırsa ta mecliste 360 bulunup da parlamenter sistem gelene kadar bayağı Türkiye'yi yönetecek. Yani bunu çok kolay